Herkese merhabalar. Bu sefer kızım benle birlikte söyledi. Çünkü yine ökü yapacak çözümleri. Evet arkadaşlar, ek fiile keylem dedik. İkiye ayırdık. Birleşik zamanlı fiil yapar dedik. İsmi cümlede yüklem yapar dedik. Bildirme ekinden bahsettik. Uygulama yaptık. Sırada test çözüm var. ÖSYM tarzı test çözüm ile devam ediyoruz. Ve bazen ben söylüyorum bunu. Bu test soruları çözümü de kullandığım sorular kendi sorularımdır arkadaşlar. Yakında bunları bir kitap haline getirmeyi düşünüyorum. Onun için özelden soru isteyen arkadaşlara henüz soru göndermiyorum. Bunlar daha sonra kitap haline getirilecek. Hadi başlayalım şuradaki ek fiil. Aa, dışarıdan sesler geliyor. Gelsin, hadi biz devam edelim Öke. Ne sesi acaba? Evet, birinci soruyla başlayalım. Diyor ki bu dizelerde ismin sonuna gelerek onu cümlede yüklem yapmış kaç tane ek fiil vardır? İsmin sonuna gelerek. O zaman bir ortalarda bakabiliriz. Bir de evet, okuyalım da nerede bakacağımıza karar veririz. Şiiri okuyorum. Ben sevdayım, al beni sevecenliğine. Ben gülüm, dallarına aşıla beni. Çocuğum ben, göğsünde büyüt. Umudum ben, düşüncende geliştir. Çok güzel bir şiir. Sevdayım. Ben, aferin, sevdayım, dır buldu, dır getireyim sonuna diyecektim. Kızım buldu, altını çizelim. Ben sevdayım, dır bir. Hemen altında bir tane daha var. Ben gülümdür. Gülümdür. Ben bir gülüm. Çocuğum ben. Ben çocuğum. Ben çocuğum. Tamam, ben çocuğum, dur. Evet. Ben çocuğumu çiziyorum. Ben evet çiziyoruz. Umudumdur. Ben umudumdur. Ben bir umudumdur. Bakalım başka var mı? Al beni derken basit fiil. Aşıla derken basit zamanlı fiil. Büyümekten büyüt. Yapısına göre türemiş ama çekimine göre emir kipi. Geliştir derken emir kipi. Zaten biz ne arıyoruz? Onlara bakmamıza gerek var İsmin mı? İsmin sonuna gelerek onun evet. Cümlede yüklem yapmış. İşaretleyelim. 1, 2, 3, 4 tane. İsmi sonuna gelerek onu cümlede yüklem yapmış ek eylemimiz var. Evet, geçelim ikinci soruya. Ay çok güzel bir şiir. Ben bu şiiri çok severim. Bu şiir hangisini almamıştır? Yalnız bu soruyu da biraz zorladım size arkadaşlar. Karma dil bilgisi yaptım. Evet. Şimdi bu kelimeleri neden bu şekilde kullandım? Çünkü ÖSYM örneğin zamir demiyor, adıl diyor. Sıfat fiil demiyor, ortaş diyor. Edat demiyor, ilgeç diyor. Bu konularla ilgili bilgilerimizin de olacağını düşünerek... Ortaça bir şey diyebilir miyim? Kim? Serdar Ortaç mı diyeceksin? Evet, zaten ben çocuklara hep öyle anlatırım. Hadi bakalım. Sen sabahlar ve şafaklar kadar güzelsin. Sen ülkemin yaz geceleri gibisin. Saadetten haber getiren atlı kapını çaldığında beni unutma. Ah saklı gülüm. Şimdi ek eylem almış ilgeç var mı? Edat, benzetme edatımız nedir Öykü? Gibi. Gibiye bakalım. Ek olarak gibisindir olmuş mu? Olmuş. Gibisinin altını çizelim. Demek ki ek eylem almış ilgecimiz, edatımız var. Artı. Ünlem var mı Öykü? Yani şurada bir ünlem görüyoruz. Ahın altını çizelim. Ünlem işareti de var. Ünlemimiz de var. Şimdi zincirleme isim tamlaması arıyoruz. İsim tamlamasına bakalım. Evet. Bulabilir miyiz Öykü? Haber getirin altını. O sıfat tamlaması. Çünkü fiilimsileri daha öğrenmedi kızım. O daha 7. sınıf. Ben söyleyeyim. Kalemi alabilir miyim? Yaz geceleri. Belirtili isim tamlaması. Ülkemin yaz geceleri. Belirtili isim tamlaması. İç içe geçtiği için ne oldu? Öykü, ben kağıdı kaydırdım, düzelt. Zincirleme isim tamlaması oldu. Biricik yardımcım. Evet. Az önce sen... Getiren atlı derken kalemi gene alayım. Aslında ortaç buldun, Serdar Ortaç. Hadi ya. Evet, getiren sıfat fiildir, ortaçtır. Dolayısıyla ne kalmış? Ek eylem almış. Ek eylem almış, adıl kalmış. Evet, bu kadar cevabımız Edirne. Evet, şimdi bize ek fiilin hangi görevini soruyor? Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek eylemle çekimlenmemiştir? Bakalım, inceleyelim cümleleri. Sana burada veriyorum hayata ayrılan Buse'yi. Yüklemi bulalım, cümlenin yüklemini. Veriyorum. Devrik cümle veriyorum. Altını çizelim. Ek eylem var mı? Ek eylem yor, vermek, veriyor, yok. Yok, oraya bir soru işareti koyalım. Diğerlerine bakalım. Evet. Şiirlerimin ılıklığında sıcaklığın açılmalıydı. Açılmalıydı, inceleyelim. Açılmalıydı, malı meli.
Bu da gerekli kipinin hikayesi oluyor. Dolayısıyla iki eylem var mı? Var. Sonunu artık koyalım. Açılmalıydı da çizelim. Acıları, sevinçleri, hüzünleri, yalnızlıkta yaşamıştık. Yaşamıştık. Altını çizelim. Var mı iki eylem? Bu zaten şahıs eki. Evet. Bu fiil. Fiil kökü. Bu ekip bence yok. Peki tığ'ya ne diyeceksin? Evet. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi. Burada da var. Seninle yıllar boyu sevginin limanlarına sığınıyorduk. Sığınıyorduk. Şey olarak, şahıs olarak düşündüğümde baktım. Şimdiki zaman. Şimdiki zamanın hikayesi oluyor. Evet, burada da var. Sığınıyorduk'un altını çizelim. Kalemin arkası düştü. Düşsün, at. Benim sığınağım mutluluktu. Mutsuzluğum geçmiyordu. İki tane cümle var. İkisinde de aferin, altını çiz. Mutluluktu. Bakın burada ismin sonuna gelmiş. Burada da birleşik zaman oluşturmuş. Ek eylem var. Evet. O zaman diyoruz. İlk şıkka zaten soru işareti koymuştu. Hop bunu götürelim artık, bu eksik. Evet. Cevabımız Adana. Hangisinde ek eylem farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Demek ki iki görevine de ayrı ayrı bakacağız. Birinci cümleye bakalım. Bu kentin belleğini geri getirecek olan belki bir aşktır. Yazalım. Ne olmuş? Aşk isminin sonuna gelmiş. İsmin sonuna diyelim. İsmin sonuna gelmiş. Tamam, yeterli. İsmin sonuna gelerek onu cümlede yüklem yapmışı kısalttık. Tamam. Ne güzel kısalttık değil mi? Vallahi. Evet. Sesin bir çağlayan olup uçurumlarımı dolduruyordu. Dolduruyor diye bakacağız. Evet, dolduruyor diye bakalım. Altını çizelim. Dolduruyordu. Ne oldu? Burada birleşik zamanlı fiil yaptı. Ya da tamam, öyle yazalım. Tamam. Fiilin sonuna gelip diyecektim. Birleşik zamanlı fiil. Oldu. Yeter. Evet. Sen dünyanın dışına atılmış bir adımdın. Adımdın. İsmin sonuna gelmiş. Onu cümlede yüklem yapmış. İsmin yazıyorum. İsmin sonuna yazalım artık. Sonuna. Evet, adımdın da çizelim. Adım isminin sonuna gelmiş. Evet, ömrümüzse karşılıksız sorular idi. Hepsi budur. Budur dediğine göre. Evet. Bunu cümlede yine yüklem yapmış. Evet. Hem de burada 3 tane var. Görelim mi? Ömrümüzse sorulardı. Hepsi budur. 3 tane mi? Evet. 3 tane ek eylem. Üçü de ismin sonuna gelmiş. Şöyle şuraya ok çıkaralım. Yazmayalım yeter. Sen sesindeki tipiye tutulduğum çocuksun. Dur. Çocuksundur. Dur'u kullanmıyoruz ek fiilin geniş zamanı. Evet. Sadece üçüncü tekillerde karşımıza o zaman çıkıyor. İsmin sonuna altını çizelim, buna da ok çıkaralım. Ama artık söyleyemeyeceğim. Evet, ismin sonuna gelerek onu cümlede yükler yapmış. Farklı olan hangisi? Burada. Bursa. Burdur. B. Evet. Zor bir soru sordum. Zor mu, uzun mu? Uzun. Zor mu göreceğiz. Hangisinde birden fazla birleşik çekimli fiil vardır? Gidenler nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki. İlk önce bunu inceleyelim mi? İlk önce bunu inceleyelim tabii. Yok, bunu okuyup B'yi inceleyecektim. Evet, bunu ben inceliyorum. Gidenler nerede kaldılar? Arkadaşlar, gidenleri çizmiyorum, sıfat fiil. Özledimi, kaldıları inceliyorum. Bakın. Birer tane kipeki var. Olmaz. Güzelleştiren sıfat fiil. Hayır, olmaz. Onlar da derken ismin sonuna gelmiş. İsmin sonuna gelmiş. Onu cümlede ne yapmış? Yüklem yapmış. Bak, ben daha çabuk çok kısalttım. Evet. B'ye bakalım. Birden fazla arıyoruz. A'da bir tane bulduk. Bir. Tükürsem cinayet sayılır diyordu birisi. Tükürsek cinayet sayılıyormuş artık. Çok ilginç. Evet. Sayılır, basit çekimli fiil.
Tükürsem basit çekimli fiil. Tükürsek basit çekimli fiil. Diyordu. Şunu da şöyle yapalım. Ek fiil bulduğumuzu işaretleyelim. Diyordu. Ek fiil var mı? Var. Şimdiki zaman hikayesi 1. Sayılıyormuş. Şimdiki zamanın rivayeti 2. 2 tane ek fiil var. Ama birleşik zaman oluşturan. Aslında cevabımızı bulduk. Evet. Diğerlerine de bakalım. Bense ismi sonuna gelmiş ek fiil var. Korkar kalırım. Basit çekimli. Bir hız trenine bindirilmiş küçük bir çocuk derken bu da arkadaşlar sıfat fiildir. Buna da bakmıyoruz. Düşerse. Düşündünüz mü? Düşer. Bakın. Birer tane geçtik. Diyelim. Tutuldun. Yağıyordu. Evet, yağıyordu da var mı Öykü? Yağıyordu. Şimdiki zamanın hikayesi var. Dolayısıyla biz burada iki tane birleşik çekimli fiil yapmış, ek eylem almış sözcük bulduk. Dolayısıyla B'yi seçtik. Biraz fazla işaretliyim. Evet, ve çeviriyoruz. 6. soruya geçelim. Yukarıdaki şiir hangisini almamıştır? Bilmemek bilmekten iyidir. Düşünmeden yaşayalım. Günü ve saatleri ne yapacaktın? Senelerin bile ehemmiyeti yoktur. Seninle tanıdığım günleri hatırlarım ne seneleri. Yalnız seni hatırlarım ki benim gibi bir insansın. Evet Öykü, alalım kalemimizi elimize. Aa. Neydi ek fiilin olumsuzu, ek eylemin olumsuzu? İki tane kelimeyle yok yapıyorduk. Ve değil. Yok ve değil. Var mı? Yoktur var. Yoktur var. O zaman A şıkkı gitti. Rivayet birleşik zaman ya da hikaye birleşik zaman arayalım. Hangisini bulacağız? B ve D'yi arıyoruz. Yapacaktın'a bakar mısın? Yapacaktın. Yapacaktın. Hangisi? Hikaye mi, rivayet mi? Hikayeyi de artık koyalım. Ek eylemin geniş zamanı yoktur derken vardı, değil mi? Yok. Bir de insansın derken var. Evet. Ek eylemin geniş zamanı da var. Çizelim. Bağlaç var mı? Bağlaç ki var. Ki bağlacı var. Güzel. Rivayet birleşik zaman ekimiz neydi? Mış. Değil mi? Dolayısıyla rivayet birleşik zaman ekimiz yoktur diyoruz ve B işaretliyoruz. Gelelim çıkmış bir soruya arkadaşlar. Sizin için dırdır eklerini çizdik. Size ben bildirme eki koşaç konusunu iki önceki videoda anlatmıştım. Diyor ki bildirme eki hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? Ufuk bir tilkidir. Bakın tilki isminin sonuna gelmiş. Yanıktır. Şifasızdır ismin sonuna gelmiş. Neferdir ismin sonuna gelmiş. Yoldaşımdır ismin sonuna gelmiş. Ama yıllardır derken ne bildirmiş? Ne zaman kaybettim o tatlı sesi? Yıllardır kaybettim. Zaman bildirmiş, değil mi? Yanına yazalım. İşte bildirme eki burada farklı bir görevde kullanılmış. Zaman yazalım yanına. Zaman bildirdiği için farklı görevde kullanılmıştır diyoruz. Arkadaşlar çıkmış bir soruyu da konunun sonuna eklemek istedim. Bildirme ekini neden anlattığımı da göstermek istedim. Evet arkadaşlar, ek eylem konusunu burada bitiriyoruz. Bizim konuyu bitirmemiz yetmez. Sizin konuyla ilgili bol bol soru çözmeniz lazım. Ben videolarımda 7 tane soru çözüyorum. Ama siz daha fazlasını çözmelisiniz. Unutmayın. Bundan sonraki konumuz fiilde yapı. Arkasından fiilde çatı başlıyor. Evet, kulaklığı Işıl Öykü'ye veriyorum. Videomuzu bitiriyor. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, yani beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Daha fazla video istiyorsanız ve istediğiniz konular, şöyle merak ettiğim konular var diyorsanız bunlar size kesinlikle yardımcı olacaktır. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 7. sınıfım ama hala sınavlarda yanlışlık işaretlediğim oluyor. Sınava girecekler için söylüyorum. Şıklarınızı doğru kontrol edin. Görüşürüz.